Bir kasabadaki nüfus RT eşittir 300 çarpı E üzeri 0,3T kişi olacak şekilde artıyormuş. Buradaki T geçen yıl sayısıymış. T eşittir 2'de kasabanın nüfusu 1200 kişi ise T eşittir 7'deki nüfus kaç kişidir demişler ve bu soruyu aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanarak çözebiliriz diye de eklemişler. Öyleyse sorunun cevabını bulmamız değil de cevabı bulmamıza yardım edecek kalkülüs sembolleri içeren ifade ifadeyi bulmamızı istiyorlar değil mi hadi hemen videoyu durdurun ve bu ifadenin nasıl olması gerektiğini bir düşünün Şimdi bize neler verdiklerini gözden geçirelim. Burada bir oran fonksiyonu var. Eğer nüfusun belirli bir zamandan başka bir zamanı nasıl değiştiğini bulmak istersek, bu fonksiyonun başlangıç zamanı yani t eşittir 2'den t eşittir 7'ye integralini alabiliriz o halde. Neymiş oran fonksiyonunun integralini alacağız ve nüfusun ikinci yıldan 7. yıla nasıl değiştiğini bulacağız. Evet bu değişimi verir. Değiş Değişim yerine delta sembolünü de kullanabilirim ama bu sefer yazacağım nüfustaki değişim. Evet ama bizden nüfustaki değişimi istemiyorlar öyle değil mi? T eşittir 7'de nüfusun kaç kişi olacağını bulmamız gerekiyor. T eşittir 7'deki nüfusu bulmak için T eşittir 2'deki nüfusa nüfusun 2. yıldan 7. yıla ne kadar değiştiğini ekleyebiliriz. T eşittir 2'deki nüfus. Evet kaç kişiydi? 1200. O halde T e eşittir 7'deki nüfusta 1200 artı nüfustaki değişim. Yani soruda bize verilen oran fonksiyonunun 2 ile 7 arasındaki integrali. Bir bakalım. D seçeneği doğru gibi görünüyor, değil mi? İsterseniz diğer seçeneklere de hemen bir göz atalım. B seçeneğinde nüfustaki değişim var. Nüfusun arttığını göz önünde bulundurduğumuzda bu ifade ile nüfusun ikinci yıldan 7. yıla ne kadar değiştiğini buluyoruz sadece. Ama istediğimiz şey bu değil. Biz nüfusun kaç kişi olduğunu bulmak istědýdok, değil mi? Bu ise nüfusun 0. yıldan 7. yıla kadar ne kadar arttığını bize veriyor. Peki sizce bu kasabanın 7. yıldaki nüfusunu vermez mi? Eğer 0. yılda kasabada 0 kişi yaşıyor olsaydı evet verirdi ama böyle bir varsayımda bulunamayız. Yani 0. yılda kasabada belki 10 belki de 1000 kişi vardı kim bilebilir ki değil mi? Bu seçenekte ise oran fonksiyonunun türevini almışlar. Ne anlama geldiğini bulmak ise biraz karmaşık. Türev alınınca oran fonksiyonunun t eşittir 2'deki değişim oranını buluruz. İstediğimiz şey tabii ki bu da olmadığı için bunu da eleyebilirim. Peki hadi gelin bir tane daha yapalım. Evet, evet işte burada. Bir su deposundaki suyun derinliği dakikada RT eşittir 0,3 T santimetre oranında değişmekteymiş. T geçen dakika sayısıymış. T eşittir 0'da suyun derinliği 35 santimetre ise 4. dakikada suyun derinliğindeki değişim nedir diye sormuşlar. Hadi yine videoyu durdurun ve bu soruyu aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanarak çözebileceğinizi bulmaya çalışın. Bulmamız gereken şey dördüncü dakikada suyun derinliğindeki değişim. Az önce bir değerdeki değişimi bulmak istediğimizde oran fonksiyonunun bize verilen aralıkta integralini alacağımızdan bahsetmiştik. Dördüncü dakikadan bahsediyoruz ve oran fonksiyonunun integralini alacağız. Evet, geriye sınır değerlerinin ne olacağına karar vermek kaldı. Dördüncü dakika dediklerine bir kere daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Hemen bir sayı doğrusu çizeyim ve dördüncü dakikanın ne anlama geldiğini bu şekilde düşünelim. Ya da bir saniye fonksiyonu, evet fonksiyonu çizeyim. Bu y eşittir rt, burası da t ekseni. Birinci dakika sıfırdan bire, ikinci dakika birden ikiye, üçüncü dakika ikiden üçe ve dördüncü dakikada üçten dörde kadar olan kısımla belirlenir. Oran fonksiyonu ise bu şekilde düz bir çizgi olarak çizilebilir. Evet, birinci dakika buysa dördüncü dakika bir, iki, üç, dört yani budur. Kısacası fonksiyonla x ekseni arasında kalan bu alanı bulmamız gerekiyor. Sınır değerlerimiz ise 3 ile 4 olmalı. İşte bu Birinci seçenek. Dördüncü dakika eğer kafanızı karıştırdıysa eliniz bu seçeneğe de gidebilir ama bu beşinci dakikadır. Bu ise dört dakika sonundaki değişimi verir. Sadece dördüncü dakikadakini değil. Son olarak bu seçenek zaten sıfır eder. Yani üçten üçe değişimin değeri nedir? Tabii ki de sıfır. Çünkü üçten üçe geçen bir süre yoktur ve bu yüzden değişim de yoktur. Yani sıfırdır. Evet diğer seçenekleri de bu şekilde eleyebildik.